Elmalı davasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Çocukların istismara uğramasına kayıtsız kalmayan Antalya Diyanet Birlik Sendikası İl Başkanı Cemal Bilgin, Elmalı davasını emsal göstererek çocuklara cinsel istismarı uygulayan herkesi lanetlediklerini açıkladı. Bu toplumsal yaranın kapanması ve sapkın davranışlarda bulunan kişilerin ortaya çıkartılması konusunda her bireye büyük sorumluluklar düştüğünü kaydeden Bilgin, artık buna bir dur denmesi gerektiğini söyledi. 6 ile 10 yaşındaki iki kardeşi anne ve üvey babaları tarafından uygulanan cinsel istismar ve şiddete tepkiler bir çığ gibi büyümeye devam ediyor. Üvey baba ve annenin tutuksuz yargılanmasına bir tepki de Antalya Diyanet Birlik Sendikası Başkanlığı'ndan geldi. Diyanet Birlik Sendikası İl Başkanı Cemal Bilgin yaptığı açıklamada iki kardeşin uğradığı istismar ve sanıkların tutuksuz yargılanmasından büyük rahatsızlık duyduklarını söyledi. Gerçekten bu olay bizi derinden iliklerimize kadar işlemiş, bizi üzmüştür bu olay. Hem o çocukların yaşadığı duygusal depresyon, fiziki sıkıntı ve artı bunun yanında da gereğinin eksik yapılması toplumsal olarak bizi fevkalade derine yaralamıştır. İstismarcıların tutuksuz yargılanmasının adalete olan inancı zedelediğini de ifade eden Bilgin, bu konuda gerekli adımın bir an önce atılması ve istismarcılara caydırıcı cezaların verilmesi gerektiğine de vurgu yaptı. Elmalı davası olarak bilinen ve çocuk istismarı iddiasıyla görülen davada tahliye edilen istismarcı sanıkların tutuklu yargılanmaları kamu hassasiyeti adına zorunlu olması gerekirken yargı tarafından serbest bırakılmaları ile sonuçlanmıştır. Böyle bir dava karşısında adalet sistemi milletimizin vicdanını rahatlatacak her türlü taciz ve istismarcıları caydıracak nitelikte karar vermesi, sorumluluk bilinci içinde hareket etmesi gerekirken suçluları serbest bırakması acilen gözden geçirmesi gereken bir durumdur.